Gündeme dair programından mutlu günler değerli izleyenler. Tüm dünyayı saran biliyorsunuz koronavirüs salgını ülkemizde de etkili oldu. Ülkemizde 1 Haziran itibariyle yeni normal hayat başladı. Tabi yeni normal hayat başlayınca bütün Türkiye'nin gözü ister istemez ekonomi cephesine çevrildi. Tabi vatandaşlar ister istemez 2 ay boyunca evlerinden dışarıya çıkamadıkları için iş yerlerini kapatmak zorunda kaldılar. Tabi iş yapamayan esnaf ister istemez ekonomik olarak bir dar boğaza girdi. Tabi bu ekonomik dar boğazla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda da Hazine Bakanlığı çeşitli krediler açıkladılar. Örneğin esnaf kredisi ve ardından Türkiye Odalar Borsalar Birliği aracılığıyla illerdeki ticaret odaları ve sanayi odalarına nefes ve can suyu kredileri dağıtması yönünde talimatlar gönderdiler. Tabii bu açıklanan kredilerle birlikte yoğunlaşmalar oldu mu? Bunları konuşacağız, bunları değerlendireceğiz. Tabii Kayseri ticareti biliyorsunuz ki Türkiye'de çok önemlidir. Kayseri denilince akla ilk gelen şey ticaret olduğu için ticaretin dümenindeki bir ismi konuk edeceğiz. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy bizlerle olacak. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Tolga Bey. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadınız yayınımıza katıldığınız için. Tabii ciddi bir koronavirüs süreciyle karşı karşıya kaldık. 2 ay boyunca neredeyse 2-3 evet. ay boyunca kapatanlar da var. Birçok iş yeri kapatmak zorunda kaldı. Üretimi durdurmak zorunda kaldı. Bu koronavirüs salgın sürecini Kayseri Ticaret Odası nasıl atlattı? Öncelikle buradan tüm seyircilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. İnşallah güzel bir sohbet olur diyelim. Size de hayırlı olsun çok diyorum ve işinizde. Rabbim çok başarılı bir şekilde görev yapmayı nasip etsin. Sağ olun. Zaten daha önceden de çalıştığınız yerlerde biliyoruz yani başarılısınız. Yine medyamızın sevilen bir yüzüsünüz. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun işiniz. Öncelikle tabii ülkemizde karşılaştığımız pandemiydi, işte farklıydı. Aslında biz şöyle başlayalım, 2020'den itibaren diye başlayasak. 2020 yılında biz aslında çok iyi bir şekilde bir başlangıç yapmıştık biliyorsunuz. Yani 2018'in yaralarını tam sarmaya başlarken ve alınan önlemler, devletin destek ve teşvikleriyle beraber 2020'ye gayet de moralli bir şekilde girmiştik. İlk Ocak ayının ilk yarısında diyelim. İşte %24 olan faizlerin bir sene önceki faizin %10.75'lere çekilmesi, mobilde KDV'nin düşürülmesi, değişik destek ve teşviklerin olması, şu bu filan derken moralli bir şekilde girdik. Ama hemen akabinde de tekrar işte çiğ felaketiydi. Farklı bir şekilde depremdi, şuydu buydu filan derken birazcık canımız yandı. Sonra terör saldırıları ki bu terör saldırılarının içerisinde de şu pandemi süreci içerisinde tekrar bu pandemiye geldik o sonra. Pandemiden sonra da içerisinde de hala pandemiydi, insan sağlığı filan hiçbir şey dinlemeyen, insanlıktan nasibini almayan, hala saldırılarda bulunan, dün akşamüstü de yine bir Güneydoğu'da biliyorsunuz 5 sivil vatandaşımız rahmetli oldu. Allah tüm hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve tüm ailelerine de sabrı cemiller diliyorum. Türk milletinin de başı sağ olsun diyorum. Hala bu saldırılar da aynı zamanda devam ediyor. Ama şu bir gerçek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Bu gücünü de her yerde gösterecek ve göstermeye de devam ediyor. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar da bu haklı davamızda, bu terör davasında da mücadelemiz tam gaz devam ediyor. Allah'ın izniyle de inşallah bunda da başarıyla yüzümüzün akından çıkacak. Rabbim burada görev yapan, sınır ötesindeki, sınır ötesi harekatta görev yapan tüm güvenlik güçlerimize, ülkemizdeki görev yapan güvenlik güçlerimize, emniyet güçlerimize de Allah güç kuvvet versin, ayaklarına taş dokandırmasın diyoruz. Şu anda da Pençe Kartal operasyonu devam ediyor. O da başarılı bir şekilde ki mükemmel bir şekilde özellikle de bizim kendi milli olan İHA'larımız, SİHA'larımızla beraber başarılı operasyonlar düzenleniyor. Oradaki hedefler, terör yuvaları, bataklık, sivrisinek bataklığının oradaki yerlerde imha ediliyor. Onları da görünce milli olmanın da, milli savunma sanayiye de sahip olmanın da gururunu yaşıyoruz. Tabii bu kadar olumsuzluğun içerisinde bir de pandemi yaşadık. Evet. Bu pandemiyle birlikte de Ocak ayıyla Şubat ayı içerisindeki ihracat rakamlarımızın bile güzel rakamlara ulaştırırken pandemi süreciyle yani senenin ikinci yarısından sonra yani Mart, Nisan ve Mayıs arasında bir daralma yaşadık. Çünkü çoğu işletmelerimiz üretimden kısılmış oldu. İşe kısa çalışma ödeneği gibi işte çıkarılan desteklerden faydalanma uğruna ve yapamadığımız insan sağlığını ön plana çıkarmakla beraber de ne yaptık? Tabii bir kısım kısıtlamalara gitti. Bu kısıtlamalarda ister istemez ticaretimizi, ekonomimizi etkilemiş oldu. Özellikle hizmet sektöründe bir takım hizmet edenler, oradaki işletmelerimiz, KOBİ'lerimiz de
İş yerlerini kapattılar. İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemler neticesinde. Tabii bir an önce de bu pandemiden kurtulmayı Rabbim nasip etsin diyoruz. Yani bütün dünyayı saran, 210 ülkede kendini hissettiren ve neyle savaştığımızı bilmediğimiz, şimdiye kadar dünya üzerinde yaşadığımız yerkürede o kadar çok sıkıntılar, işte salgınlar, savaşlar gördüğümüz halde ama bunun gibi hiçbir şey görmediğimizi görüyoruz. Çünkü bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu, yani bir kişinin en az 16 kişiye bulaşma riskinin olduğu, yayılma hızının çok yüksek olduğu bir salgından da inşallah hep beraber bütün dünya insanlığı kurtulur diyoruz. Burada da dünya üzerinde baktığımızda, kıyaslama yaptığımız içerisinde de gerçekten Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, Sağlık Bakanlığımızın aldığı, İçişleri Bakanlığımızın aldığı önlemler sayesinde dünya ortalamasında çok çok aşağıyız Türkiye'de. Türkiye'de de Kayseri olarak aşağı. Tabii bu önlemlerin alınmasıyla beraber. Burada tabii en önemli şey de şu, yani sağlığa yaptığımız yatırımlarla, oradaki yetişmiş insan kalitemizde, yani hocalarımızla, çalışanlarımızla, tüm sağlık çalışanlarıyla beraber, yani bilinçli bir sağlık çalışanlarımızla beraber bunu da inşallah kısa sürede atlatacağız ve vaka sayıları da bunları gösteriyor. Ama şu bir gerçek ki, tedbiri elden bırakmamak lazım. Evet. Sayın Sağlık Bakanımızın ilk bu pandeminin olduğunda güzel bir açıklaması vardı. Yani bunun diyor, bu hastalığa yakalanmamak için diyor, tedbir alacaksınız diyor. Yakalanmamak. En güzel şeyi yakalanmamak. Yakalanmamak için de tedbirleri elden bırakmamak lazım. Bunun bize getirdiği ekonomik ve sosyal hayatımız içerisinde etkileri çok. Bu etkileri de bizim bir mesaj olarak da iyi okumamız lazım. Evet, ticaretimiz etkilendi, evet ekonomimiz etkilendi, evet ihracat rakamlarımız düştü. Ticaret iç safhada, iç piyasada bir daralma yaşıyoruz ama devletin aldığı önlemler, bunlar verdikleri desteklerle, iş dünyasının mücadeleci gücüyle, yani bıkmadan, usanmadan üretmeye, satmaya ve iş yerlerini ayakta tutmaya, çaklarını döndürmek için verdiğimiz mücadeleyle birlikte de bir safhaya geldik. İnşallah biz senenin ikinci yarısından sonra İyi olacağız diyoruz. İyi olmaya da olacağımızı da inanıyoruz. Allah'ım tekrar böyle bir pandemileri ağır vakalarla karşılaştırmasan bir an önce bitmesi tabii. Bunun içerisinde bizim aldığımız, devletin bize verdiği destekler ve önlemlerle beraber de inşallah bunu atlatacağız. Yani bütün temennimiz bunun üzerinde ama en önemlisi de şu, moralimizi bozmadan çalışmaya, evet, tam gaz çalışmaya devam. Bu ülke bizim, bu devlet bizim. Biz eğer ülkemizin, her zaman da şunu söylüyorum, çalışma yaşımızda biz önce ülkemizin refahını artırmak için hedefe koyarsak, Rabbim de o başarıyı bizlere verir diyorum. O yüzden de inşallah hele hele şu anda son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanımızın çıkarttığı işte destekleri içerisinde sosyal destek paketlerinin de iç piyasaya canlandıracağını umuyoruz. Biliyorsunuz 60 aya varan ya, evet, vadeli işte konut kredisini çıkarması, otomobil kredisi, mobilya, beyaz eşya gibi tüketim bankalarına dayanıklılara çıkardıkları yerli oran şeyleri, ihtiyaç kredisine sosyal destek paketi diye çıkarttılar. Bunlar piyasayı bir canlandırdı. Daha da canlanacak diye düşünüyorum. Yani bunlarla beraber de inşallah iyi olacağız. Peki. Bir denetimden geçtiniz. Türk Standartları Enstitüsü'nden, evet, de bir belge almayı hak kazandınız. Evet. Güvenli üretim hizmet belgesi aldınız. Bu belge tabii çok önemli bir belge. Bölgede alan tek kurum siz misiniz? Bölgede tek olan biziz. Covid-19 güvenli üretim ve hizmet belgesini aldık. Türk Standartları Enstitüsü'nden, bölge müdürümüzden gelen bir denetlemeyle beraber güzel bir denetleme geçirdik. Zaten pandeminin ilk başladığı günden bu tarafa. Biz biliyorsunuz Kayseri'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından, evet, biriyiz. İş dünyasını temsil ediyoruz. Örnek olabilmek için ilk baştan yapılan bütün ve tavsiye edilen hem önlemleri hem tedbirleri alarak bir takım işler yapmıştık. Bunların içerisinde de bunu biraz daha geliştirmek ve bu belgeyi almak ve insanlarımızın da bizim odak noktamız üyeye en iyi kaliteli hizmet etmek ama şu anda da bunun içerisine neyi koyduk şimdi? Önce sağlık diyoruz. İnsanımızı daha sağlıklı bir ortamda, daha hijyenik bir ortamda iyi hizmet edebilmek için yapmamız ne gerekirse, eksiklerimiz ne varsa dedik. Onun için de Türk Standartları Enstitüsü Bölge Müdürümüz de Mahmut Bey'e de buradan teşekkür ediyorum, sağ olsun. Biz 15 gün önce bunu öyle bir şey söylediğimiz zaman kendisinin de hemen ilgilendiğine tabii ki bir ondan sonra bir denetleme yapalım, şunu yapalım. Böyle bir belgemiz var, bu belgeden de biz size vermekten onur duyarız dediler. Sağ olsunlar, gelip de güzel bir denetleme süreci geçirdik. Oradaki eksiklerimizin bir kısımlarını tespit ettiler. Biz de onları hemen anında yerine getirdik ki biz üyemize
üyemize daha güvenli hizmet edelim diye. Önemli bir şey bu. Gerçekten tabii önemli. Değil. Çünkü insan sağlığının önemli olduğunu görüyorsun. Çünkü insan sağlığı, eğer sağlıklı insan yoksa, sağlıklı bir topluma erişemediyseniz yapacağınız hiçbir şey yok. Evet. Yani sağlıklı insan sağlıklı bir ekonomiyi getirir, sağlıklı bir devlet yapısımızı getirir, sağlıklı bir toplum olur, saygın bir toplum olur. Onun için sağlık çok önemli. Bu da pandemide bize bunları gösteriyor. Hani biraz önce lafımın ilk başında da söyledim ya, pandeminin bize verdikleri mesajları iyi okumamız tabii lazım. Hem hayatımız için, hem ticaretimiz, hem ekonomimiz, hem de ileriki dönem içerisinde alacağımız tedbirlerin ne olması gerektiğini iyi bilmemiz lazım. Hani bazen de büyükler der ya, bir musibet işte bir nasihattan iyidir diye. O yüzden bizim bunu iyi okumamız gerekir diye düşünüyorum. Örnek olarak söyleyeyim mesela, şu anda baktığımızda diyoruz ki de maske, mesafe ve temizlik diyoruz. Bunlar saatin bizde bir maskenin haracında, maske ve mesafenin, temizlik saatin bizim olmazsa olmazımız. Yani dinimizin vecibesi bu yani. Sevgili Habibimin, yani Peygamber Efendimizin söylediği gibi, temizlik imanın yarısıdır diye. Biz böyle bir toplum içerisinden geliyoruz. İnancımız gereği de bu, ama bunun içerisinde şimdi maskeyle sosyal mesafeye kattık. Sosyal mesafe bizim kültürümüze uymaz aslında. Şöyle candan bir sarılmak var, tokalaşmak var. Ama artık bunlara da alışmamız gerekiyor. Yani. Peki tabii yavaş yavaş ticarete doğru geçeceğiz. Bu koronavirüs salgın süreci Kayseri ticaretine ne yönde etkiledi? Bütün dünyayı etkiledi, bizi de etkiledi. Bütün Türkiye etkilendi, dünya etkilendi. Bütün ticaretimiz, ekonomimiz etkilendi. Bunların da tabii bunlar, ya biz onlar etkilendi diye sevinecek halimiz yok. Ama biz Kayseri olarak özelimizde şunu söyleyebiliriz ki, biz gerçekten, bizim esnafımız, bizim iş insanımız yani işlerini bırakmadılar. Yine işlerine tam gaz devam ettiler. Özellikle istihdama kaybolmaması için, insanlarımızı işten çıkartmamak için yaptıkları mücadeleler gerçekten takdire şayan yani. O yüzden inanmamız gerekiyor diyorduk. Biz devlet millet el ele verirsek bu pandeminin üzerinden geçeriz. İnşallah işletmelerimiz ayağa kalkılma. Tabii bu aradaki en büyük sıkıntılar da finansa erişimdi. Yani çoğu işletmelerimiz kapanmış. Kimse işte çalışmada kısıtlamaya gidilmiş. İdari izin verilmiş. Bir takım insanlarımızı mecburen izine çıkartmışsak, işte öbür taraftaki buradan kısa çalışma ödeneğinden almışız gibi bir türlü önlemlerle beraber, ama yine de herkes işinin başında, işini nasıl takip edebiliriz, nasıl yapabiliriz, çarkları nasıl döndürebiliriz diye vardı. Bunun içerisinde finansa erişim çok zorlaştı biliyorsunuz yani o zaman içerisinde. Tabii devletimizin bize verdiği destekleri de inkar etmemek gerekir. Çünkü o da aynı şekilde devlet millet el ele dediğimizde, yani kamuyla reel sektörün el ele vermeli ki bu pandemiden kurtulmalı. Devlet de imkanları doğrultusunda verebileceği destekleri verebildi. Biz de onlardan faydalanabileceğimiz kadarını faydalanmaya çalıştık. Derken karşılıklı beraber inşallah, yani bu içerisinde kaybettiklerimizi, yani senenin ikinci çeyreğinde kaybettiklerimizi inşallah üçüncü ve dördüncü çeyrekte toplamaya başlayacağız. Bu toplamayı da başlamayla da beraber ekonomimiz ve ticaretimiz daha iyi olacak, ama tabii ki sıkıntılar var. Yok değil yani. Bu sıkıntıların içerisinde en hafif şekilde atlatabilmek. Evet. Bütün istediğimiz, çünkü bir kobi, bir işletme kolayla meydana gelmiyor. Gelmiyor. Tolga Bey. Gerçekten bir emek istiyor. Gerçekten yani bir işten, en ufak bir işletme dahi, küçük bir işletme dahi bir emeğin sonucu geliyor. Yani parayla pulunla dolanacak bir şey değil, ama insanlar emek veriyorlar. Hayatını idame ettirmek için canla başla çalışılıyor. Onun için bu insanlarımızın yaşaması, bu insanların çarklarını döndürmesi için de ticaretin olması lazım. Tabii bu ticaret 3 ay içerisinde bir ikameye uğradıysa, ki pandemi süreci içerisinde biliyorsun sokağa çıkma yasaklarıydı işte. Yani bir takım işsizliğin, işlerin düşmesi, daralmayla, piyasaların daralmasıyla herkes biz ufak tefek zorlamaya girildi. Ama bu da işte devletin verdiği desteklerle altınmaya çalışıldı. Bir takım bizim özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin önderliğinde Sayın Kıymetli Başkanımız Rıfat Bey'in bizden gelen tüm sorun ve sıkıntıları devletimize, hükümete en yetkili ağızla, birinci ağızdan en yetkili anlatılmaydı. Alınan önlemler neticesinde de yani
kazası belası atlatacağız inşallah. İnşallah. Yani öyle söyleyelim. Şimdi bir ikinci dalgadan bahsediliyor. Olası bir ikinci dalga olması halinde buna hazır mısınız? Böyle bir olumsuzlukla karşı karşıya kaldığımızda önlemleriniz var mı? Şimdi hep şu söylenir biliyorsunuz. Biz ülkemizde çok sıkıntılar gördük. Hı hı. Yani krizler gördük, işte darbeleri gördük, şunu gördük, bunu gördük yani. Çoğu sıkıntıları yaşadık ama her sıkıntıdan da bir tecrübeyle çıktık. Başımız dik çıktık ve devlet millet bir ve beraber olduğumuz zaman aşamayacağımız hiçbir sıkıntı yok dedik. Ama tabii bu pandeminin bitmesi inşallah ikinci dalga gelmez. Ama gelmemesi de bizim elimizde. Hı hı. Bizim insanımızın dikkat elinde, vatandaşımızın lazım. Elinde. Yani biz eğer bu ikinci dalga gelmesini istemiyorsun ki inşallah gelmez böyle bir durum. Böyle bir durumun geldiği zaman yavaş yavaş düzelmeye ve moralimiz yerine gelmeye başlarken bir ikinci dalgayla da tekrar morallerimizin bozulması tabii ki zor bir sürecin içerisine gireriz. Yani hem ticari hem hayati olarak. O yüzden gelmesini temenni etmiyoruz. Bir an önce kurtulalım diye dua ediyoruz. Ama eğer tedbirleri almazsa bu tehditleri de ortadan kaldıramayız. O yüzden tedbirli olmalıyız. O yüzden kurallara da uymalıyız. Biliyorsunuz herhalde 42 ilde mi sokağa? 45'e çıktı 45'e sonra. 45'e çıktı değil mi? 45'e maskesiz dolaşma. Ya buna yasaklandı. Buna riayet edeceğiz. Temizliğimize riayet edeceğiz. Sosyal mesafeye riayet edeceğiz. Bunlara riayet etmezsek bu ikinci dalgayı da bizim kaldırmamız mümkün değil. Değil. Tolga Bey. Evet. Bu yüzden buradan da hem çağrımızı da yapmış olalım. Lütfen, lütfen kurallara uyalım. Lütfen. Evet. Yani maske, mesafe, temizlik. Bunların söylenmesinin bir demek ki bir şeysi var. Olması gereken bu. Eğer bir sayı, ya bana bir şey olmaz. Böyle bir şey yok. Geçenlerde yapmışlar analizini. Hastalıklı bir insan karşısında ki hastalıkla %70-80 bulaştırıyor. Bulaşma riskini. Hı hı. Karşısındakinde maske varsa, kendisinde maske yoksa işte %30'a düşüyor diyor. Kendisinde maske var da karşısındakinde yoksa %5'e düşüyor. İki tarafta da maske varsa aşağı yukarı sıfıra yakın. Yani %1,5 civarında. Demek ki bunun bir hikmeti var. Evet. Yani bunlar ilimin ve bilimin dediklerine bir önemi inanmamız var lazım. Tabii şimdi artık ilim ve bilim her konuda bizim iş dünyamızda olsun. Yani sadece sağlıkta değil, her yerde değil. İlim diyor ki, bunu üç kurala diyor, riayet etmen lazım diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor, söylüyor. Sağlık Bakanımız çıkıyor, söylüyor. Bu işte anlayan, bilim sahibi olan, işte bilim kurulundaki üyeler, profesörlerimiz, hocalarımız çıkıyor ki, bu işlerde otorite olmuş insanlar çıkıyor, söylüyor. O zaman bizim de bunlara riayet etmemiz. Eğer riayet etmezsek, o zaman bu Türkiye ortalaması ve dünya ortalamasındaki olan ülkemiz ve şehrimizde de bu sıkıntılar baş gösterdiği zaman bunun altından kalkmamız çok zor olur. Evet. Allah korusun. Şimdi bakıyorsunuz işte bir haber okuyorsunuz. İşte bizim burada bir ilçemizde 3 mahalle, hı-hı, yani 3 köy karantina altında. Evet. Niye? Biri düğün yapmış. O düğün içerisinde bir tane hastalık bir anda 45 kişiye bulaştırmış. Bu yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım. İnşallah ikinci dalga diyorlar. İkinci dalgayla falan karşılaşmayız. Bir an önce sadece ülkemizden değil bütün dünya üzerinde insanların üzerinden de bunun bir an önce yok olup gitmesini temenni ediyoruz. Ha, bundan sonraki artık dünya düzeni değişiyor diyorlar ya. Bundan sonraki dünya düzeni, yaşam şartları, ekonomi, ticaret her şey farklı bir boyuta gidecek. O boyutun içerisinde artık bunlarla da yaşamayı da öğrenmemiz lazım. Evet. Şimdi en son 90'lı yılların son çeyreğinde bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti nüfus sayımından dolayı. Nüfus sayımı sonra dijital ortama geçince kalkmıştı. Evet. Şimdi alışık olmadığımız bir durumla karşı karşıya kaldık. Sokağa çıkma yasaklarına maruz kaldık. O dönem içerisinde siz de dikkat çektiniz fırsatçılar. Hayat pahalılığı bir anda artmaya başladı. İşte bir makarnanın 100 liradan satışa sunulduğunu gördük. Sizin de sert açıklamalarınız vardı ki bu fırsatçılara kesinlikle taviz vermeyeceğiz yönünde. O süreci nasıl atlattınız? Gerçekten o fırsatçıları yakaladığınızda yaptırım uyguladınız mı? Tabii bizim şimdi Kayseri Ticaret Odası'nda disiplin kurulumuz var. Hı hı. Böyle bir yani ticari etik ahlaka uymayan, ticari ahlaka uymayan insanlar varsa biz bunları öncelikle disiplin kuruluna sevk ederiz. Disiplin kurulu kendisi arasında toplanır. Bunlara ya ihtar cezası yani ya para cezası veya herhangi bir cezaları var. Onları gerekli şekilde yaparlar, uygularlar. Bunlar bu tür şeyler durumda ama biz fahiş fiyatla mal satan üyemizle karşılaşmadık. Onu bir kere belirteyim. Hı hı. Yani bizim insanımız o kadar güzel bir insan ki gerçekten söylüyorum yani
Özellikle şehrimizdeki insanlarımız içerisinde ticaret yapan insanlar böyle bir fırsatçılık yaptıklarını görmedik. Böyle bir şikayet de varsa mutlaka gelsin, canınıza okuruz dedik. Hı-hı. Yani elimizden Hı-hı. gelen cezayı müeyyide alabilmesi için, meslekten men edilebilmek için, en büyük cezayı alması için de elimizden gelen her türlü gayreti, mücadeleyi yaparız dedik. Bize pek bir şikayet gelmedi. Ticaret İl Müdürlüğümüzle devamlı kontak içerisindeydik. Onlarda da fazla bir şikayetin gelmediğini söylediler. Ufak tefek belki müferit olmuş olabilir ama o da bize yansıyan bir şey yoktu. Kendi aramızda ticaret odasında bir ekip kurup denetlemeye gönderdiğimiz arkadaşlarımız vardı. Hı-hı. Onların da getirdikleri raporlar doğrultusunda bunlara da rastlamadık. Ama Allah fırsatlı verdirmesin. Yani nefsine uydurmasın. Çünkü şu andaki bu süreç çok önemli bir süreç. Özellikle böyle fahiş fiyatı mal satmak veya işte stokçuluk, tekelcilik gibi yapmalarda hainlik de benim için eşdeğerdir. Yani ihanettir bu. O yüzden de insanların bu tür şeylere taassup edeceğini zannetmiyorum. Özellikle benim Kayseri esnafım içerisinde. Olabilirse bize de yine bildirirlerse, bunu karşılayan vatandaşların varsa görenler bunu bildirsin de biz de gereğini yaparız. Hiç de bir ona tavizimiz yoktur. Evet. Siz de dikkat çektiğiniz programın başında üretim durdu. Bütün dünyada durdu, sadece Türkiye'de ya da Kayseri'de kapılar değil. Kapılar kapalı, her taraf kapalı, kapalı. Nereye götüreceksin? İthalat, ihracat dengeleri tabii bozuldu. Tabii borsa hareketliydi, borsa evet. devam etti ama ticaret erbabı hep düşündü. Ben bu açığımı nasıl kapatacağım derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması geldi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ni işaret etti. Nefes ve can suyu kredileri dağıtabilirsiniz dedi. Evet. Bu nefes ve can suyu kredilerine hazırlıklı mı yakalandınız? Müracaatlar noktasında nelere dikkate aldınız? Zaten nefes kredisi bizim isteğimiz doğrultusundaydı. Yani hı-hı. üyelerimizden gelen hı-hı. talep doğrultusunda biz üyelerimizin elimizdeki imkanlar ne varsa onları üyelerimizin önüne seriyoruz. Onların emrine veriyoruz. Biz nihayetinde burada seçilip geliyoruz. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, onların için mücadele etmek için varız. Ve şu pandemi gerçekten Odalar ve Borsalar Birliği'nin ve bütün odalarımız üstüne düşen görevi fazlasıyla yaptılar. Fazlasıyla. Yani şu anda devletimizin aldığı, verdikleri destekler, bu desteklerin tamamına yakını bizim isteklerimiz, bizim taleplerimiz doğrultusunda gerçekleşmiyor. Çünkü bunlar hepsi, her bir verilen destek bizim yaşadığımız sıkıntıları bir nebze de olsa ortadan kaldırabilmek içindi. Haklı sebeplerimizde, mesela mücbur sebepler dediğim, işte sigorta veya vergilerin işte artay ertelemesinin içerisinde bizim isteğimiz doğrultusunda. Kısa çalışma ödeneği, yani istihdam kaybı olmaması için insanlarımızı, işsiz çalışanlarımızı, mesai arkadaşlarımızı işsiz bırakmamak için yapılması gerektiğini söylediğimiz bu. Çıkan diğer krediler içerisinde KGF destekli kredilerin hepsi bizim yine bizim isteklerimiz doğrultusundaydı. Tabii hepsi mükemmel miydi? Mükemmele yakın mı diyeceğiz ama eksiklerimiz mutlaka vardı. Özellikle mücbir sebeplerle hala devam ediyoruz ki bütün sektörler, hiçbir sektör ayrılmadan bu mücbir sebep kapsamı içerisinde alınması gibi. Bir takım şeylerde ki bunu ilk söyleyenler yine Kayseri Ticaret Odası olarak biz söyledik. Yani sicil affının mutlaka genele ve tabana yayılması istediğimizi söyledik. 2017'de çıktığında bu sicil affının hiç değilse 2018'de ikinci yarısından sonra işi bozulan, çeki yazılan, senedi bozulan, kredi kartlarında ödeme zorluğu gören veya düzensiz ödemesi olanları 2018'in ikinci yarısından sonra ise bunları görmeyin arkadaşlar. Çünkü bu ülkenin genelinde karşılaştığımız bir sıkıntıydı. İşte papaz davasından sonra, ekonomik saldırıdan sonra işi bozulanlara. Bunu yayın, tabana yayın, lütfen görmeyin dedik. Bu kredilerin çoğunun içerisinde işte çek ödeme kredisinin çıkarılması yine bizim taleplerimiz doğrultusundaydı. Yani sahadan gelen bütün sıkıntıları anında bildirerek, bunların da devlete aksettirerek, en başta Cumhurbaşkanımıza, bunların alınan desteklerin hepsi bizim odalarımızın sayesinde ve bu desteklerin içerisinde en az %60-%70'inde de Kayseri Ticaret Odası'nın ve buradaki sanayi odamızın, borsamızın, tüm odalarımızın etkisi var. Katkısı var. Katkısı var. Dahli var diyorum ben. Peki herkes kredi çekebildi mi başkanım? Yani yoksa ihtiyacı olmayan da mı bu krediye yöneldi? Şimdi biz bunları tabii söylerken hep şunu söyledik. Dedik ki ya lütfen ihtiyacı olanlara verin. Öncelikle bankalarımıza. Yani biliyorsunuz biz kamu bankalarından hep kredi çıkardık. Evet. Kamu bankalarıydı. Bizim nefes kredimizde özel bir bank olan Denizbank destek verdi. Bunlar da bizim yine üyelerimizden gelen talep doğrultusundaydı. Bizim Sayın Başkanımızın da müracaatlarıyla beraber belki ilk günlerde de çıkartabilecektik ama çıkan müthiş krediler vardı yani kamu bankalarında. Bu yükler biraz azalsın ondan sonra çıkaralım diye
nefes kredisini verdik. Bugüne kadar da aşağı yukarı 1000'e yakın üyen bundan bizim ticaret odası Kayseri'nden faydalandı aşağı yukarı. Bir rakam var mı başkanım? Bir 40 bin liraya mı? Yakın, 40 milyon liraya yakın bir rakam faydalandı Kayseri'de. Can suyu kredisi çıkarttığımızda onda da aşağı yukarı 25 milyon liraya yakın bir kredi kullanılmış var. 838'di zannedersem son aldığım rakam. Kişi kullanmış Can suyu da 25 bin lira kredi, 25 bin lira da kredi olarak kullandırılması diye. Güzel bir rakamlara eriştik. Bunların içerisinde tabii gerçek ihtiyacı olanlara verin dedik. İhtiyacı olmayanlar almış olabilir. Onları bizim takip etme veya dahil olma şeyimiz yok, lüksümüz yok. Yani biz sadece işte bu üyelerimize lütfen kullandırın dediklerimizde bankaların inisiyatifine kalmış bir şey bu. Ama zannedersem 3-5 tane belki böyle ihtiyacı olmadan alan var, yok değil. Çünkü bunlar da birkaç sefer hatta kızıyoruz bazen yakınımızda olan insanlardan da kolay. Ya oğlum niye alıyorsun ya? Nasıl ödeyeceksin bunu? Bir ihtiyacın yoksa alma. Başkasının hakkını gasp demektir bu. Bırak ihtiyacı olanlar alsın. Şu andaki bu krediler gerçekten adı üstünde bir can suyu. Can suyu. Adı üstünde bir nefes kredisi. Bir nefes vermek. Yani 2,5 aydır işletmelerin zor durumda çaklarını döndürebilmek. Belki bu aldıkları zaman bir önümüzdeki 1-2 ayını da rahat geçirebilecekler. Onun için ihtiyacı olanlar alsın diyoruz. Bunu başından beri çağrımızda hep bu konuda. Ve bunu yaparken de diyoruz ki ya mütten işte ihtiyacı olan alsın ve bankalarımıza da şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 2018'den sonra eğer bir şeyler varsa, sıkıntılara düşmüşse bu insanlarımızın ufak tefeklerini görmeyin. Görmeyin, verin. Yani yaşatın. Bizim insanlarımızı yaşatın istiyoruz. Bizim kobilerimiz yaşasın. Çarklarını döndürebilsin. Çünkü diyoruz ya bir kobi kolayına meydana gelmiyor yani. Ama çok şükür şu anda iyiyiz, iyi de gidiyoruz. Yani arkadaşlarımız içerisinde tabii ilk zamanlar biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık. İşte veriliyordu, verilmiyordu, şuydu, buydu filan diye ama sağ olsun bankamız da gerekli şekilde üyelerimize yardımcı olmaya çalışıyor. Bu şekilde de kullanımlar da gayet iyi. Bu dört kamu bankasından verilen kredileri nasıl değerlendirmek lazım başkanım? Yani dört tane kamu bankası özellikle esnafa yönelik olarak harekete geçti. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar şimdi kamu bankalarımızda işte Vakıfbank, üç bankamız var biliyorsunuz. Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası. Sonrasında Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da evet, onlar da katıldılar sonradan işe. İşte bizim önümüzdeki nefes kredimize de önümüzdeki günlerde bu bankalarımız, kamu bankaları da katılacak gibi görünüyor. Tabii bunların işin açıkçası şu Tolga Bey. Bu sene para kazanma zamanı değil. Ya değil para kazanmasak da olur diyorum. Ben bunu 2018'de de demiştim yani o şeydi. Ya. Bu sene biz ayakta durma. Önemli olan kazanmasak da olur. Yeter ki armandan kalkmayalım. Ayakta kalabilelim. Çarklarımızı döndürelim. Proje geliştirelim. Evet. Yani bu sene para kazanmasak da olur. Geçen sene para kazanmadık. İş dünyası olarak. Bu sene de kazanmasak olur. Ama yeter ki çarklarımızı döndürelim. Yeter ki istihdamı bozmayalım. Yeter ki istihdama katkımız devam etsin. Yeter ki bu ülkenin ekonomisine katkı verelim. Bizim istediğimiz bu. İş dünyasının istediği bu. O yüzden de diyoruz ki ya lütfen bizim yanımızda olun diye bankalara yaptığımız çağrıların içerisinde hep buydu. Yaşayabilecek olan ki her şey kendi ellerinin altında. Bir tuşa bastırmayı da bütün bilgiler alıyor, bakıyorlar. Yaşayabilecek insanlarımızı yaşatalım. Bugün zor zamanda yanımızda olanları biz asla unutmayız. Millet olarak unutmayız. Genlerimizde var bu bizim. Yani. Onun için bankalarda, özel bankalarda yaptığımız çağrı hep bu yöndeydi. O yüzden kamu bankalar hep yanımızda oldu. Özel bankalarında şimdi bir iki gelmeye çalışıyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bizim özellikle Kayseri üzerimizde de tüm bölge müdürleriyle gayet iyi bir diyaloğumuz var. Başkan herhangi bir sıkıntın olursa lütfen dön diyorlar. Eğer bir üyeme vermedilerse tekrar dönüyoruz. Diyoruz ki işte Ahmet Mehmet şu arkadaşımız var herhalde bir yanlışlık var. Bu arkadaşımıza bir tane daha bakın diyoruz. Verin deme şansımız yok. Bir şeyimiz yok. Ama bir daha gözden geçiriyorlar. Ya gözümüzden kaçan bir şey varsa diye. Diyalogumuz da gayet iyi. Hak eden yani gerçekten sıkıntısı olmayan hayatını idame ettirecek olanlara da ellerinden geldikleri şekilde yardımcı oluyorlar. Kamu bankalarının daha önceki verdikleri o KKV destekle işte can suyu kredisi şunun bunun falan hepsinde de başarılı bir şekilde de devam ediyor. Ve Kayseri'de epey bir rakam kullanıldı. Benim bildiğim kadar 2 milyar liraya yakın bir herhalde bir rakam var gibi yani tam olarak yanıtmayayım ama buna yakın tüm bankaları topladığımızda var. Bu da iyi bir rakam aslında.
Onun için de yani inşallah bu sıkıntıları, bu finansal erişimi biraz daha kolaylaştırdığımız zaman çok daha rahat edeceğiz diye düşünüyorum. Bu sizin istekleriniz, sizin talepleriniz olduğunu söylediniz özellikle krediler noktasında. Siyasal iktidar gerçekten ticaret erbabının, iş dünyasının görüşlerini, düşüncelerini dikkate alıyor mu? Alıyorlar. 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 Tolga Bey, şimdi hak yememek lazım. Hı hı. Yani bazen diyorlar ki ya bizim işimiz şu. Benim şimdi şahsi bir işim yok. Bankalarına bir kredi işim falan benim olmaz. Ama ben burada bir iş dünyasını temsil ediyorsam bu arkadaşlarımızın işini görülmesi için mücadele ediyoruz. Ve Allah var. Yani bizim de bu mücadelemiz içerisinde yaşanan, sahadan gelen sıkıntıları raporlayıp birliğe gönderdiğimiz zaman birlik başkanımız da canla başla bu sorunun çözüm aşamasında uğraşıyor. Yani elini taşın altına koyuyor mu? Koyuyor. Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Koyuyor. Hem de elini değil, gövdesini koyuyor. Yani gecesini gündüzüne katıyorlar. Yani özellikle Rifat Bey, Allah işini gücünü rast getirsin yani. Müthiş. Hatta bazen aramadığım zaman, o pandemi sürecinde, o hızlı süreç içerisinde, günde en az, yani haftada diyeyim, haftada 2-3 sefer toplantı yapıyoruz. Bir sorunuz varsa lütfen hemen bildirin diyor. Yani telefon açıyoruz, eğer o anda müsaitse cevap veriyor. Değilse gecenin bir saatinde arıyor. Beni aramışsın, bir sorun mu var diye. Ve hep bizi cesaret. Veya aramadığımız zaman diyor ki ya sesiniz çıkmıyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Yani bir sorunuz varsa anında bize bildirin diyor. Ve bu bildiklerimiz çoğunda da, biraz önce de söyledim. Yani çoğunda da biz başarı elde ettik. Hükümette şu an iyi bir diyalog var ve dinliyor. Yani ve bakanlarımız da söylüyor. Ya sizden gelen sıkıntıları eğer siz dile getirmezseniz bizim de bilme imkanımız yok. Herkes her işi bilecek diye bir kayda yok. Tabii ki. Yani ben bir iş adamıyım. Bilsem 7-8 sektörün sorununu bilebilirim. Ama benim bünyemde, yani ticaret odasının bünyesinde 41 tane sektör var. 41 tane grup var. Bu 41 grubun içerisinde de her bir grubum en azından 5-6 sektörü temsil ediyor. Hangi birini bilebilirim? Evet. Sadece beni ilgilendiren iş kollarını da bilebilirim. Evet. Ama bu zaten bu komite üyelerimin, meslek komitesi üyelerimden gelen sıkıntıları raporlayıp gönderdiğimiz zaman anında da cevap bulabiliyoruz. Çözüm aşamasında da hem başarı elde ediyoruz hem de siyasi kanat dinliyor. Diyor ki ya sıkıntıları verin. Söyleyin ki biz de bunun içerisinde çözüm yapalım. Yoksa diyor bir tarafı yaparken bir tarafı bozabiliyoruz diyor. Bunu ben canlı canlı kendi kulağımla ziyaret ettiğimde bakanlarımızdan bunu rahatlıkla duydum. Yani sıkıntılarınız varsa söyleyin. Yoksa bir taraf yaparken bir taraf bozuluyor diyor. Evet. Yani sahaya kulak veriyorlar. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Eğer devlet, millet el ele verirse çoğu şeyleri aşıyoruz. Bunların örneklerini de hep yaşadık. Yani özellikle son 5-6 yıl içerisinde yani bu birlikteliğiyle çoğu sıkıntıları atlattığımızı görüyoruz. Yani bunları tekrar etmemize gerek yok. Yani. Diyorsunuz. Onun için işte FETÖ davasında şeysinde, darbesinde devlet millet el ele gelince ne oldu? Çoğu vadeleri atlatmış olduk yani. Ekonomik saldırılara yine aynı şekilde destekleri olunduğu zaman karşılıklı bunların hepsini atlatıyoruz. Atlatmaya da inşallah. Ya bu sıkıntılar bitmez. Çünkü bizim ülkemizde, benim ülkemde daha açıkçası söyleyeyim bizim ülkemizde bizimle oynayanlar çok. Bugün bu sıkıntı biter, yarın bir başkasını çıkarırlar. Ama Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmasın diyoruz. Yeter ki konuşabilmeyi, yeter ki doğru zamanda doğru şeyleri söylemeyi bilelim. Yoksa her türlü şeyde çözüm var. Evet. Altını çizdiniz. Üyelerimizden gelen talep dediniz. Sicil affı, mücbir sebep dediniz. Bunlarla ilgili nasıl bir sonuç almayı hedefliyorsunuz? Bunların aşağı yukarı tabii ki sicil affı 2017'de yine bizim taleplerimiz doğrultusunda çıkmıştı o şeyde. Şeyde. 2018'in ekonomik saldırı papaz davasından sonrakinde. Bunları tabana yayılmasını diyoruz ve bunlar yayılıyor. Yani kamu bankalarımızda özellikle bunun üzerinde çalışmalar var. Tabii mücbir sebepler dediğimizde çoğu firmalarımız sektörlerimiz yoktu içerisinde. Yine bizim taleplerimiz doğrultusunda çoğu sektörlerimiz mücbir sebep kapsamına alındı. Yine alınmayan sektörler var. Onların genişletilmesini istiyoruz ki bütün biz aslında yani cirosu %20 düşmüş olan bütün sektörler girsin istedik. Ama bir takım tabii ki hükümetin de kendine göre bir hesaplamaları, kitaplamaları, bir şeysi muhasebesi vardır. Onun için bir kısım sektörler kapsam dışında kaldı ama biz hepsinin kapsam içerisinde olmasını istiyorduk. Bunun içerisindeki yapılan şeylerin, söylediklerimiz, isteklerimizin doğrultusunda hepsi aşağı yukarı cevap buldu. Yani desteklerini de verdiler. Kısa çalışma ödeneğinde özellikle verdiğimiz işte ilk zamanlar 10'a yakın belgeler isteniyordu. Bunu 2'ye düşürdük ve mesela beyan usulüne dönderdik ve bunlarla müracaat eden arkadaşlarımız, işletmelerimiz de bunların hepsinden faydalandılar. Evet.
Şimdi bir yeni normal hayattan bahsediliyor başkanım. Yani kuşak olarak çok geriye gittiğimiz zaman bugüne geldiğinizde bu yeni normal hayattan ne anlıyorsunuz? Yani ne anlamamız gerekiyor? Ticaret erbabı, ticaretin dümeninin başındaki isimden neler duymalı? Tabii ki şimdi hep söyleniyor ya, dünya düzeni değişecek. İşte ekonomik, ticari hayat değişecek, yaşam değişecek. Bazı alışkanlarımızı terk etmek mecburiyetinde kalacağız diye. Yeni alışkanlıklar kazanacağız herhalde. Yeni alışkanlıklar kazanacağız. Bazı şeylerle işte yaşamayı öğreneceğiz falan. Ben hep şunu söylüyorum, yani diyorum ki ya işte bir şeker hastasına diyorlar ki ya işte doktora gidiyorsun, doktor sana ilacı yazıyor, diyor ki ya bununla yaşamayı öğreneceksin diyor. Şimdi yaşadığımız bu pandemiyle birlikte de biz de bununla yaşamayı öğreneceğiz. Bu pandemi bitecek, başka bir pandemi başlayacak. Olacak artık, çünkü dünya nüfusu değişiyor, iklim şartları değişiyor yani. O yüzden yani farklı şeylerle karşılaşabileceğiz. İşte geçenlerde bir arkadaşlarla sohbet ederken otururken işte Wuhan kentinde şu olaylar oluyor. İşte bu oradan çıktı, yerine oradan başka bir şeylerin daha çıkacağı senaryolara yazılıyor. İşte olumsuz senaryolar var. Ama en önemlisi şu, bizim hayata, dünyaya entegre olabilmemiz için bizim bir kere en önemli şey, şu tedbirleri aldıktan sonra kendi özümüze dönüp kendi kendimize yeter bir ülke olmamız lazım. Birinci kuralımız bizim. İşte biraz önce söylemiştik yani, biliyorsunuz İHA'larımızı, SİHA'larımızı orada açtık. Hedefleri anında yapılıyor. Milli savunma sanayimiz olmasaydı bu hedefleri, bu başarıyı elde etmemiz mümkün değildi. Aynı zamanda sağlık sektöründe yaptığımız yatırımların neticesinde yetişmiş insan kalitemizle beraber dünya ortalamasında çok aşağıya geldiğimizi söylüyoruz ki bu da milli sağlığımızın ve buna da yatırım yapmamız gerekiyor. Ardından diyoruz ki milli tarımın olması lazım. Bu üçünü de biz millileştirdiğimiz zaman, kendi özümüze döndüğümüz, kendi kendimize yeter bir ülke olduğumuz zaman biz dünyada söz sahibi oluruz. Bundan sonraki gidişat da ona bakıyor. Yani siz milli tarım, milli sağlık ve milli savunmayla beraber, yani yerleşmeyle birlikte artık bundan sonra bu konularda kim güçlüyse kendi yerli malıyla dünyada söz sahibi olacak. Ticarette de, ekonomide de, yaşamda da bu olacak. O yüzden bizim bunları göz ardı etmememiz lazım. Dünyayla tabii ki şu anda gördüğümüz bu pandemi aslında bize çok şeyler öğretti diyorum yani. İşte mesela ticaretin kuralına biz 3 senedir ben bas bas bağırıyoruz mesela. Diyoruz ki ya e-ticarete mutlaka yatırım yapın, orada da birim açın falan. Biz kendi hayalimiz vardı mesela, onlar üzerinde hala uğraşıyoruz. Kayseri Ticaret Odası'nda bir portal açar, işte katalog olarak bir e-ticaret yapar, bütün üyelerimizi oraya koyalım derken. Yani bizim işletmelerimizin e-ticarete, e-ihracata önem vermeleri gerekir. Dijitalleşmeye önem vermemiz lazım. Yani tedarik zincirini sağlam kurmamız gerekir. Yeni pazarlar bulmamız lazım diyoruz. Ve bunun içerisinde de artık her şey değişiyor. Var mı yoğunlaşma e-ticarete sizin tabii dikkat çektiğiniz üzere? E-ticaretteki yoğunlaşmanın en önemli tarafı şu. Mesela 7 hafta içerisinde, 7 yılda alacağı yolu e-ticaret 7 hafta içerisinde aldı pandemi süreci içerisinde. Yani %50 kadar insanlar daha fazla e-ticareti kullanır oldu. Oturduğu yerden alışveriş yapmaya başladı. Evden alışveriş yapmaya başladılar yani. Her şey bir tuş kadar uzağımızdaymış aslında. Aynen. Bunu önümüzde belki bu kadar aldığı hızlı yolu belki 4-5 senede, 7 senede alacağıdı. Ama 7 haftanın içerisinde müthiş bir patlama oldu yani. Kredi kartı kullanmayan kalmadı yani dijital ortamın içerisinde. Mesela görüşmelerimiz, bak ne yaptık artık, webinar üzerinden yani dedikleri işte dijital ortam üzerinde görüşmeler başladı. Bunların her biri artık dünyada çok hızlı bir değişime doğru yola gittiğimizin bir göstergesi. Belki bu e-ticareti biz başından beri söylüyoruz diyoruz ya, dünya oraya doğru gidiyor diyoruz ama işte biraz önce söylediğimiz gibi 7 haftada alacağın 7 senede. 7 senede alacağın 7 haftada almış oldu. O yüzden tabii ki bu değişimlere bizim çok hızlı hareket etmemiz lazım. Yani devlet aklını bir yerde iyi kullanmamız lazım. Devletimiz bu konular üzerinde yatırım yapmalı ve teşvikler, ki şu anda da en güzel teşviklerinden bir tanesi yazılım üzerine verdiği, biliyorsunuz teşvikler var. Yani Hazine Bakanımız da bunun üzerine çok düşüyor, Berat Bey de sağ olsun. Onun için bu değişime bizim ayak uydurmamız lazım. Gerekiyor. Evet. Bunun içerisinde yatırımlar yapmamız, ona göre de kendimizi geliştirmemiz gerekir. Bu Kayseri ihracatını soracağım size. Kayseri ihracatı ile ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Bu Kayseri ihracatına e-ticaretin etkisi oldu mu olumlu yönde?
Şu anda e-ticaretin, e-ihracatın Kayseri'de herhalde fazla bir etkisi olmadı. Hı hı. Ama tabii rakamlara bakacaksın. Rakam vermek istemiyorum şu anda. Hı hı. Çünkü biraz Ocak ve Şubat ayındaki gayet iyi olan rakamlarımız, yani Türkiye ortalamasından aşağı yukarı 3 katı kadar ihracatımız artmışken, işte Mart, Nisan, Mayıs'taki daralmayla beraber düşüş yaşadık. Bu ayda da biraz açıklanan rakamlarla da beraber geçen yıl oranla, geçen yılın bu ayına oranla kadar aşağı yukarı %90 kadar bir düşüş var. Bunları, bu rakamları burada söylemeye gerek kalmayacak. Önümüzdeki yılda iyi rakamlar vermeye çalışalım inşallah. Ama tabii ki önümüzdeki günler içerisinde bu ihracat rakamlarımızı eskiye nazaran düzelteceğiz diye düşünüyoruz. Tabii bu pandeminin getirdiği arada baktığımız zaman... Arada kapanmaz bir mesafe var mı başkanım? Yok, mesafe yok. Kapatırız Allah'ın izniyle inşallah. Yani bunun şeysi yok yani. Ama şu var, 2020 yılında bütün dünyada, bütün kurum ve kuruluşların yaptıklarına bakarsan ki OECD'nin mesela dediği, işte bütün dünyada bir daralmanın yaşayacağı, küçülmenin yaşayacağı söyleniyor. Amerika'da işte %8 kadar bir küçülmenin yaşayacağını, bizim ülkemizde %5 kadar. Ama 2021 yılında da aynı şekilde kaybettiğiniz küçülmenin, yani elde etmiş olduğunuz küçülmeyi büyüme olarak da gösterebiliyorlar. Onun için bizim de, biz ülkemizden daha umutluyuz, daha çok yani iş dünyasından umutluyuz. Yeter ki bizim moralimiz bozulmasın, bizim mahkeme kapılarında vaktimizi geçirmesinler. Yeter ki seçim lafı konuşulmasın. İşte gibi gibi olumsuzlukları bir tarafa bırakırsak. Var mı beklentiniz erken seçim? Hayır. Ben onu söylerken şunu, yani bazen bir son günlerde gündeme getiriyorlar. Evet. Diyorum ki ya bunu gündeme siz getirmek, hep karşı çıkıyorsunuz erken gündeme seçimlere. Getirmek bile vatan hainliği diyorum. Çünkü bizim işe ihtiyacımız var. Bizim ekonomiye odaklanmaya ihtiyacımız var. Bizim çalışmaya, önümüze bakmaya ihtiyacımız var. O yüzden de bizim önümüze ikide bir de onları ısıtıp getirmesinler. Bırakın, biz işimize bakalım. Ekonomimizi düzeltmeye bakalım. Biz lider ülke olmanın hayalini kuruyoruz. Olmamak için de bir sebep yok. O yüzden de bu memlekette, yani ülkede vay şuydu vay buydu diye olumsuz senaryolar çizerek değil, olumlu senaryolar çizerek moralli bir şekilde hayatımıza devam etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Kayseri'deki siyasilerle koordinasyonunuz nasıl? Koordinasyonumuz gayet iyi. Bizim bütün kurum ve kuruluşlarla, yani siyasi, bütün siyasi partilerle. Kurumlar arası diyalog yaşıyorsunuz. İyi bir diyalogumuz var. Özellikle Kayseri Ticaret Odası'nın iyi bir diyaloğu var. Bütün siyasetle de, bütün milletvekillerimizle, bakanlarımızla iyi bir diyalogumuz var. Ne zaman ne arzu etsek, ne söylesek, yani ihtiyaçlarımız arasında alo dediğimiz zaman anında telefonumuza cevap alabiliyoruz. Anında da sıkıntılarımızı söyleyip onun üzerinde de çözüm aşamasında da ellerinden gelen hepsine yapıyorlar. Buradan hepsine de teşekkür ediyorum. Özellikle Bakanımız Özsasık Bey'e, yani aradığımız zaman hiçbir zaman bir talebimizin geri çevirme, ama bizim de hakkı taleplerimiz doğrultusunda. Yani haksız değil. Her türlü talebi evet. Bulunmadık diyorsun. Peki bu vergileri biraz konuşalım başkanım. Vergilerdeki son durum hakkında bizimle paylaşacağınız bilgiler var mı? Tabii isteklerimiz doğrultusunda bizim özellikle şu peşin verginin örtenilmesi veya kaldırılmasıydı. 4 sene peşin vergimiz var biliyorsunuz. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi de şu son günlerde çıkan işte işsizlik sigortası fonunun artırılması, kıdem tazminat üzerinde onlar işte veriyorsunuz, yani bu tür şeyler var. Burada biz şunu istiyoruz, diyoruz ki yani iş dünyasının üzerindeki yüklerin kaldırılması lazım. Özellikle ertelemeden dolayı, mücbir sebeplerden dolayı ertelenmede Eylül ayındaki başlayacak işte 6 aylık SZK vergilerinin ötelenmesinden sonraki bunların bir yapılanması gerekir diye söylüyoruz. Bu kadar şimdi iş dünyasının içerisinde işte bir takım sıkıntılar varken bu pandemiyle beraber tam bu işte 2018'in ikinci yarısından sonra düzelmeye başladık, tam iyi gidiyoruz derken bununla karşılaşmamızla beraber de zor durumda düşen iş dünyasının üzerindeki yüklerin kaldırılması gerekirken işsizlik sigorta fonunun iki katına çıkması gibi olumsuz işler bizi yıpratır. Onun için inşallah bunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın buna çözüm önerisini getireceğine umut ediyorum ki inanıyorum da işin açıkçası. Her tarafında bizim işçi kaybetmeme, yani istihdam kaybına uğramamamız için, zor duruma düşmememiz için, çarklarımızın dönmesi için, her iki tarafında hak kaybına uğramaması için bir çözüm geleceğine ümit ediyorum inşallah. Allah Rabbim ödeme kolaylığı versin. Evet. Rabbim iş versin, ödeme kolaylığı versin. Şimdi biraz sokağa bir bakalım. Şimdi biz gazeteci olduğumuz için sokaktayız. İlla ki giderken bir
ahbabımızla karşılaşıyoruz, dostumuzla karşılaşıyoruz. Ve tabii özellikle sivil toplum örgütlerinin kurum başkanlarına ya da siyasilere ya da belediye başkanlarına bizlerin iletmesi aracılığıyla sorunlarını dile getiriyorlar. Örneğin diyor ki mesela ticaret odası, sanayi odası, organize sanayi bölgesi, ticaret borsası neden hükümetin ekonomideki yanlış politikalarına karşı sessiz kalınır diyorlar. Sessiz mi kalıyorsunuz? Hayır. Biz gerekli şekilde, bizim siyaset deşimiz yok. Bakın ama bizim sorunlarımızın çözüm merkezi siyaset, iktidar. Bizim buradaki söyleyeceğim, biz siyaset yapmıyoruz. Odalarımızı siyasete asla bulaştırmıyoruz. Hı hı. İki senedir görevdeyiz. İki seneyi bitirdik. Hiçbir siyasi söylemimiz oldu mu? Hayır. Hayır. Biz ekonomi ve ticaret konuşuyoruz. Biz diyoruz ki işimize odaklanalım. Bizim tabii ki halkın yaşadığı, ki biz bu dünyada yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz, bu şehirde yaşıyoruz. Dertlerimiz, sorunlarımız varsa bu sorunların biz sözcüsüyüz. Birinci ağızdan en yetkiliye söyleriz. Şu anda bizim iş dünyasını yaşayan, biz iş dünyasının temsilcisiyiz. İş dünyasının sorunları varsa ben bu sorunlarımı normal olarak iktidarla çözerim. Yani siyasette varsa sorunum, onun ilgili, o sorunun ilgilendiren kurum, kuruluş, bakanlık neyse biz deriz ki ya bizim böyle böyle bir sorunumuz var. Bu sorunların çözüm aşamasındayız ve bunlarda da başarılıyız. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Geçim diyorsanız, evet geçim gerçekten zor. Gerçekten zor. Yani sokak gerçekten enflasyon oranlarını şöyle belki hissedilen daha fazla. Yani açıklananlardan daha fazla. Ama bizim bunları her tarafta onlar siyasetçilerin işi. Biz iş dünyamızın sorunlarını, çarkların dönmesi, bizim ekonomiye ne kadar katkı verebiliriz, ticari hayatı daha nasıl canlandırabiliriz, bu şehir ekonomisini nasıl daha yüksek seviyelere çıkarabiliriz, refah seviyesini daha üst seviyeye taşıyabiliriz. Bizim kaygımız bu. Bizim kaygımız şehir ekonomisi. Bizim kaygımız ülke ekonomisi. Benim şehrimin ekonomisine biz ne kadar katkıda verebilirsek, ihracat rakamlarımı artırabilirsem, ticaret hacmini artırabilirsek, biz buradaki dışarıdan şehrimize ne kadar ziyaretçi getirebilirsek, ne kadar bir ziyaretçi sayımızı fazlalaştırabilirsek, bizim de ekonomimiz o kadar yüksek olur. Şehrin ekonomisi ve ülke ekonomisine de katkıda sunarız. Bizim çabamız, gayretimiz, çalışmamız, mücadelemiz bu yönde. Evet. O yüzden bizim şimdi vay şunu eleştirelim, vay bunu eleştirelim diye ben siyasetçi değilim. Hı hı hı. Eğer siyasetçi olmaya karar verirsem o zaman gittiğim zaman bir yerde bir siyasetçi olursak o zaman farklı bir şekilde söylemlerimiz olur. Ama bizim söylemlerimiz şu an ekonomi ve ticaret üzerinedir. Biz ekonomi ve ticaretin gerektiği kurallar neyse ve ne kadar çok katkım olabilirse, ne kadar ticaret odamızın, sanayi odamızın, ticaret borsamızın, diğer odalarımızın bu şehrin ekonomisine katkısı olması demek, buradaki vatandaşlarımın, hemşerilerimin de hayat standartlarının yükselmesi demek. Eleştiri anlamında değil de daha çok öneri anlamında. Tabii. Şimdi ziyaretçi dediniz, ziyaretçiyi çekmemiz gerekiyor dediniz ki ziyaretçiyi çekebilmek için şehrin bir çekim merkezi olması gerekiyor. Ticaret erbabını çekecekseniz örneğin taşınmacılık anlamında bir hızlı trene ihtiyacımız var. Onların kolay ulaşımının sağlanması için bir otobana ihtiyacımız maşallah, var. Maşallah nereden alıp nereye getirdin arkadaşım sen? Bunlar ama gündemde olan konular tabii olduğu için sizi şimdi de bunu biz her platformda söylüyoruz. Hı-hı. Dile getirmediğimiz bir platform yok. Hı-hı. Gayet nezaketli, gayet bizim ihtiyacımız olduğunu ve gerçek ihtiyacımız olduğunu bunu her platformda dile getiriyoruz ve söylüyoruz. Konuşmalarımda, söylemlerimde bu her var. Seferinde var. Hı-hı. Biz muhalefet dediniz ya biraz önce işte halkın sesi falan. Biz muhalefet için söylemiyoruz. Muhalefet etmek için söylemiyorum. Ben siyasetçi değilim. Bir daha söylüyorum bakın. Bunu iyi anlayalım diye yani size sokaktan gelenlere. Ama biz eksiğimiz neyse onu biliyoruz. Bu eksiklerimizin de yapılması için gayret gösteriyoruz. Ticaretin olabilmesi için ulaşımın olması şart. Elzemdir. Nedir? Geçmişe bakalım. Ticaretin ilk merkezi neresi? Kayseri. Kayseri. Kayseri'de nerede? Kaniş, Karun'da. Kültepe, Kaniş değil mi? Burada ilk Yabanlı Pazarı. Yabanlı Pazarı Pınarbaşı'nda. Buralar neden olmuş? Neden ilk dünyada uluslararası fuar Yabanlı'da almış? Neden ticaretin merkezi olarak görünen bunu ben söylemiyorum. Hı hı. İlim ve bilim söylüyor. Bilim söylüyor yani. Diyor ki
İlk diyor yazılı tabletlerin işte ilk aile anayasasının olması, alışverişteki ticaretin, yazılı evrakın bulunması, bir herhangi bir aktin içerisine düşmesi, ilk ticaret odasının kurulması, Bitkarem diye, yani oraya üye olmayan Kültepe'de alışveriş yapamazmış. Yani o da bir ticaret odası, Bitkarem diye. Buralar varken bunları ben söylemiyorum. Bilim söylüyor diyoruz. Peki buralar niye bizim Kayseri'de olmuş? Niye ilk uluslararası fuar Kayseri'de, Pınarbaşı'nda oluyor ya? Yok işte İstanbul'da olur, şurada olur, burada olur. Niye? Çünkü ulaşım yeri. İpek yolu. Ulaşımın geçtiği yol. İpek yolu çok yaşayın. İpek yolunun üzerindesiniz. Ve Anadolu'da her yere eşit mesafe uzaktasınız. Yaya yoluyla, at yoluyla. Yani. O yüzden buraya kurulmuş. O yüzden ticaretin baş şehri Kayseri diye anılmış. O yüzden burada Kültepe Kaniş'teki çıkan yazılı tabletler bizim İpek yol üzerinde ulaşımın olduğu yerde ticaret olduğunu gösteriyor. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diyorum. O yüzden de diyoruz ki ya bizim ulaşım yollarımızın olması gerekir. Niye bizim yüksek hızlı trenimiz yok? Olmalıydı. Herkesten önce bize gelmeliydi diyoruz. Otoban yollara işte bakıyoruz yani isim vermek istemiyorum. Bizden 100 kilometre ötede kesilmiş. Ya ben doğuya açılan bir kapıyım. Ve ticaretin 4500 yıl önceki ticaretin merkezi olan bir yeriz. Orası. Yani Kültepe'de 4500 yıl önce ticaretin merkezi olarak görünen bir yerdeyim. Niye benim otobanım orada kesilmiş? Niye bu tarafta hızlı trenim yok? Niye işte havaalanı terminali bir bas kifayetsiz kalıyor? Buranın genişlemesi lazım, yeniden yapılması lazım. Renovasyon da istemiyoruz. Yeniden yapılsın diyoruz. Biz bunları hak ediyoruz. Üstelik bunları biz hak ediyoruz derken işte tren yolu, raylı taşımacılığın iyi olmasını istiyoruz. Yani bunlar olursa diyoruz, ben şunu söylüyorum. 2023 hedefimiz 5 milyar dolar ihracat rakamımız var. Verdik Sayın Cumhurbaşkanımıza 5 milyar yapacağız 2023'e. Bu bizim ulaşım yollarımız yapılsın. İnanın 2023'ten önce bu rakamı yakalarız biz. Sağlayabilir miyiz bunu? Sağlarız. Yani sadece... Ama komplike bir çalışma tabii, değil mi? Tabii komplike bir çalışmayla. Yani biz bacasız sanayiden faydalanamıyoruz. Evet, turizm mesela. Yani bizim buradaki bacasız sanayide Kayseri olarak çok zenginiz. Adımız var ama. Turizm yönünden en zengin şehirlerden biriyiz. Bir tane denizimiz, kumumuz yok. Onu ben yıllardır yine söylüyorum. Denizimiz, kumumuz yok. Onun harici ne isterseniz var. Ki ormanlarımız da yani turizm açısından ne ise inanç turizmi var, kayak, kış turizmi var, doğa turizmi var, kültür turizmi var, tarih turizmi var. Yani her türlü turizmin bacağı var bizde. Zengin bir hazineye sahibiz. İşte ziyaretçi sayısını yükseltebiliriz diyoruz ya. İşte bunların gelmesiyle, ziyaretçi sayımızın yükselmesiyle oluşur, değil mi? Bizim de ihracatımız burada yükselir. Bununla beraber o kadar çok etkisi olur ki, şehir daha canlanır. Şehrin ekonomisi ticarete daha iyi olur. İşte o benim sokaktaki vatandaşımın söylediği, yani geçim gerçekten zor. Bir asgari ücretle geçim gerçekten zor. Allah yardım eylesin ya, bir mucize. Yani. Ama eğer bunları halledersek, buradaki ziyaretçi sayımızın çoğalmasıyla, hizmet sektörünün daha çok canlanmasıyla beraber, sanayimizin daha iyi olmasıyla, ihracatımızın daha yüksek olmasıyla, yeni pazarlarıyla, dijital ortamda iyi bir entegre olmayla, iyi bir yatırım yapmayla ne yaparız? Bu şehrin ekonomisi daha yükselir. Bu şehrin ekonomisinin yükselmesi demek, burada hepimizin hayat standartlarının yükselmesi demektir. Evet. Başkanım, aynı zamanda da ülke ekonomisine en büyük katkı. Evet. Yani. Şimdi ulusal gazetelerin köşe yazarlarına baktığımız zaman bir umutsuzluk sergiliyorlar. Özellikle ekonomide. Diyorlar ki icraların, iflasların, kepenk kapatmaların, artık ticaret sicil kayıtlarını sildirmelerin dönemini yaşıyoruz diyorlar. Kayseri'de böyle bir süreç yaşıyor muyuz? Yani bu pandemi sürecinde sicilini sildiren, yeni kayıt yaptıran var mı elinizde bir istatistiki bilgi? Ya da bunun yoğunluğunu yaşadık mı? Şimdi tabii bunu bazen söyleyince işte ya şunu söyle, biraz önce bir daha söyledim. Siyasetçi değil, sanki bir siyasi tabii konuşma ki, yapıyormuş tabii gibi. Değil, böyle bir şey yok. Biz ticaretimize bakıyoruz. Herkes işini yapsın diyorum. Herkes işini iyi yaparsa biz ticaretimizi, ekonomimizi yükseltmek için çalışanımız, işverenimiz, herkes işini iyi yapmanın gayreti içerisinde olursa bu vatana en büyük faydası olur. Güzel. Kim olursa olsun. O yüzden de diyoruz ki ya bizim felaket tellallığı yapmamıza gerek yok. Hı hı.
Bizim de morale de ihtiyacımız var. Tabii ki. Yani insan morale de yaşar. Yani sıkıntılar var mı? Var. Yok demiyoruz. Hı hı. Ama bu sıkıntılar yani çok böyle aşılamayacak sıkıntılar değil. Bu sıkıntılarla beraber biz eğer ay şöyle böyle diyecek olursak günah. Bu memlekete zarar verirsin. Bu ülkeye zarar verirsiniz. Gerçekleri söyleyeceksek o zaman evet sıkıntı var ama aşılmayacak bir sıkıntı yok. Yani aşılır. Hepsini aşabiliriz Allah'ın izniyle. Şimdi açılış kapanırken bu aklıma geldi de çocuklara çıkarın da verin dedim. Burada şimdi açılan içerisinde 11 Mart ve 16 Haziran arasında açılan ve kapatılan iş yerleri sayısında kurulan şirket sayısı normal olarak 231 limited şirket kurulmuş, 22 tanesi kapanmış. Bakın, gerçek kişilere ait yani şahsi olanlar, işletmeler 79 tane açılmış, yeni kurulmuş, hı hı. 54 tanesi kapanmış. Anonim şirket, 32 tane yeni şirket kurmuşuz, anonim şirket, 7 tane kapanmış. Şube, 47 şube açılmış, 23 şube kapanmış. Bunların içerisinde kolektif şirket bir tane kurulmuş, kapatılan yok. Şimdi rakamlara baktığımız zaman, ha bunların içerisinde, kapatılanların içerisinde işte limitetten AŞ'ye geçenler var. Oradan işte öbür taraftaki ortaklık yapısını başka şekle döndürenler var. Yani reel anlamda da bunların sayılarına indirdiğimizde daha da aşağıya iner. Gerçek şu. Gerçek şu. Biz işimize iyi bakarsak, moralimizi bozmazsak, Rabbim de ticaretin onda dokuzu, rızkın onda dokuzu ticarette diyen yani bir Habib'in ümmeti olarak işimize bakarsak işte oluyor. Rabbim kurban olduğum Rabbim cümlesine iş versin. Ama bizim felaket tellallığı yapıp da ya şu şekilde böyle şey dememizin bir anlamı yok. Anlatabiliyorum değil mi Tolga Bey? O yüzden 83 firma kapanmış, 383 yeni firma açılmış o zaman. Aşağı yukarı. Evet. Verilen rakam bu. Nedir? 11 Mart 16 Haziran arası. Yani pandeminin ilk başladığı günden bu tarafa yani ki o sokağa çıkma yasaklarında iş günü olarak da aldığımız zaman bu adet daha kısaya düşer. Yani şu özeli şu. Biz çalışmaya gayret edeceğiz. Herkes işini iyi yapmanın gayreti içerisinde olsa bu ülke en büyük hizmeti yapar. Herkes işini iyi yapayım diye uğraşır da iyi yapmak için de birbirlerini telkin ederse bu ülkenin en büyük vatanseverler onlar. Evet. Biz bunu biliyoruz. Başkanım, biz dedemizden böyle gördük. Evet. Böyle de çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Demesinler ki ya işte şöyle oluyor da böyle oluyor filan. Yok arkadaş. Bizim inancımız, bizim gayemiz, bizim çalışmamız ülkemiz için. Evet. Olmalı. Olduğu zaman da Rabbim yardım ediyor. Başkanım tabii uzun süre toplantılar falan yapamadınız ama evet. Video konferans yöntemiyle yeni bir toplantı modeli belirlediniz. O toplantılarla evet. Bilmiyorum ne kadar samimi oldu onlar. Çünkü birebir konuşmalarla, ekran evet, aracılığıyla şimdi, konuşmalar arasında Tolga çok... Tolga Bey bizim biliyorsunuz genlerimizde var. Yani bir sıcaklık, bir samimiyet evet. Var yani. Bizim kültürümüzde de uygun bir şey değil ama alıştık. Hı-hı. Alıştık. Alışmakla mecburiyetindeyiz. Şimdi fuarları bile sanat fuarı yapmaya çalışıyoruz. Onun için arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. Yani inşallah öyle bir şey de önümüzdeki günlerde getireceğiz. Artık bundan sonraki dünya düzenine diyor ya, dünya düzenine alışmamız gerekecek. O yüzden bunlar artık bir de kolaylık oluyor. Yani israftan da kaçınıyorsunuz. Siz alıştınız mı başka? Yani, alışabildiniz mi? Alıştım sayılır. Ha güzel. Böyle gözünün içine bakarak dostane daha rahat biliyorsunuz. Biz samimi insanlarız. Yani bunları yaşayamıyoruz ama israftan kaçınmak yani tasarruf ediliyor. İnsanlar masraf etmiyor. Zaman kaybolmuyor ki en büyük şey zaman. Gitmeniz, gelmeniz, varmanız filan derken yani verimli de oluyor. İşin açıkçası verimli de oluyor. O yüzden bunlara bizim artık alışmamız lazım ama tabii ki fiziki toplantıları da özlüyoruz. Özlemiyor evet. Değiliz yani. Peki. Böyle canlı. Son olarak hem üyelerimize hem şehir halkına video konferans yöntemiyle mesajlarınız var mı? Evet. Öncelikle buradan tüm seyircilerimize bizi sabırla dinledikleri, izledikleri için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tabii ki bu bir pandemi süreci yaşıyoruz. Lütfen diyoruz maske, mesafe, temizliğe dikkat etsinler. Maskesiz sokağa lütfen çıkmasınlar. Kendileri için değilse dahi sevdikleri için. Yani bir sevdiklerimize bulaştırmayalım veya onlardan bize bir şey gelmesin diye
lütfen maskelerini taksınlar istiyoruz. Kurallara uyup tedbiri almak lazım. Tedbiri aldığımız zaman da tehditler ortadan kalkar. Moralimizi bozmadan, bizim birbirimize güvenerek ülkemiz için var mı yolumuzda çalışmamız lazım. Onun için inşallah pandemisiz günler diliyorum. Peki. Yani, çok teşekkür ederiz başkanım katıldığınız için. Değerli izleyenler, tabii Kayseri ticareti çok önemliydi biliyorsunuz. Ekonomide de vatandaşların, ticaret erbabının yaşadığı sıkıntı, sorun her ne varsa bunların konuşulması, tartışılması gerekiyordu. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy bizleri kırmadı, geldi katıldı programımıza ve bütün gerçekleri anlattı. 83 firma kapanmış, 383 dolayında firma Kayseri'de ticaret hayatına atılmış. Bu bilgiler çok önemliydi. Tabii dağıtılan krediler vardı. Bu kredilerin neden dağıtıldığını, asıl hak edenlerin alması gerektiğinin altını çizdi. Tabii samimiyet açısından da birebir aslında temasın önemli olduğunu ama bu süreçte çok sıkıntılı ve sakıncalı olduğunu söyledi. Biz yine de maskemize, temizliğimize ve sosyal mesafemize dikkat edelim diyelim. Bu ekranlarda önümüzdeki hafta başka bir konukla buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.